Konguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. 2. dönem ikinci yazılı 10. sınıf matematik yazılıyı hazırlık videosuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. <laughs> arkadaşlar artık senenin sonuna gelmeye başladık ve son yazılımız, son yazılı notları ve son yazılı provası. Sıkın dışınızı, güzel bir çalışın bakalım. Sonrasında da sınavlarınızdan güzel notlar alın. Tabii ki de en önemlisi en yüksek kredili olan ders, matematik dersiniz. Ona çalışalım. Bugün sizlerle neler yapacağız? Çokgen yapacağız arkadaşlar, dörtgen yapacağız. Yamuk yapacağız. Ve arkadaşım özel dörtgenlerden paralel kenar, dert tüy, eşkenar dörtgen, dik dörtgen, kare yapacağız ve tahminimce bundan da ileri gitmez hocalarınız. Ve zaten bu ileri gidemezdi burada bitiyor zaten konular. O yüzden hızlıca başlayalım bakalım neler yapabiliriz. Çokgenlerde sizlere söylemem gerek. Gereken şey şu. Çokgenler dediğimiz şey neydi? 2 ee, i̇ki veya daha doğrusu 3 veya daha fazla doğru parçası bir araya gelerek ya da nokta bir araya gelerek oluşturduğu şekli biz ne diyorduk? Çokgen diyorduk. Burada en kenarlı şey, çokgenden bir köşeden kaç tane köşegen çıkar arkadaşım? Bunu bilmen lazım. N eksi 3 tane köşegen çıkar. Peki bir köşeden çizilen köşegenlerin köşegenler çok geni kaç tane üçgene böler? Bak yine burada da ne vardı? Bir ekmeği arkadaşım. Sana bir kesik atarsan 2 tane parçayı bölmüş olursun. Yani bir fazlası kadar. N eksi 3'ün bir fazlası ne olacak? N eksi 2 tane üçgensel bölge oluşur. Neden bu kadar uzatıyoruz? Çünkü üçgenin iç açılarının toplamı nedir arkadaşım üçgenin iç açılarının toplamı? n 2 tane üçgen olduğuna göre çarpı 180 derecedir. O yüzden üçgenin iç açılarını şey üçgen diyorum. Çokgenin iç açılarını bu şekilde bulabilirsin. Peki dış açılarını nasıl bulursun? Dış açılarını bütün çokgenlerin dış açıları uzatmadan tek bir sayı o da 360 derecedir. Dörtgen, beşgen, altıgen ne olursa olsun hepsinin dış açılarının ölçüsü 360 derecedir. Tabii bir de bunların düzgünleri var. Özellikle beşgen ve altıgen var. O zaman bu beşgen ve altıgende ne olacak arkadaşım? Düzgün olduklarında tabii ki de tabii ki de bir iç açısının ölçüsünü biliyor olmamız lazım. Ama bilmeden daha ziyade şöyle ki dış açısının ölçüsünü biliyorsun sen. O zaman 360 bölü 5'ten dolayı buradaki bir beşgenin dış açısının ölçüsü 72 derecedir. Peki, 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 peki. Bu arada en kenarlı dediği için sen buraya bize eni soruyormuş. Beşgene bakarsak o zaman ne olacak? 72. E, ee, i̇ç açısının ölçüsü ne olacak? O da 108 derece olacak arkadaşım. Peki, e, bu arada bunu bulduktan sonra şurayı formülü de şöyle yazabiliriz. 180 derece eksi 360 derece bölü en olmuş olacak. Buradan da devam edelim arkadaşlar. Devam ettiğimizde altıgene bakarsak da iç açısını değil de dış açısını biliyoruz. 360 bölü 6'dan dolayı 60 derecedir. Peki 60'tan geriye 180'den çıkarsam ne kalır? 120 derecedir. Her zaman siz düzgün çokgenlerde ilk önce kimi bulacaksınız? Hali hazırdaki sayıyı bulacaksınız. Sonra da 180'den çıkartacaksınız. Geldik dörtgenlere. Dörtgenlere geldiğimizde de özel birkaç tane kuralımız var. Onları söyleyip olayı bitireceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi çok dikkat edin. Burada köşegenler dik kesişirse bilmen gereken bir kural var. O da şu. AB ile Karşısındaki DC Kareleri toplamı Diğerlerinin karelerinin toplamıdır Diğerlerinin karelerinin toplamıdır AD ile BC'nin kareleri toplamıdır Yani anlayacağınız Köşegenleri dik kesişen dörtgenlerde Karşılıklı kenarların kareleri toplamı Birbirine eşittir VVVV v, 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 iki tane açı durumumuz var O da şu Dörtgende biliyorsunuz dört tane iç, iç açı var Burada da burada da fark etmez. Bütün dörtgenlerde dört tane iç açı var. Bu dört tane iç açıdan iki tanesi ama hangi iki tanesi? Ardışık iki tanesi açı ortay şeklinde birleşirse bir yerlerde o birleştiklerinde olay şöyle olacak. A'nın açısının ölçüsü artı B'nin açısının ölçüsü toplayıp ikiye bölüyorsun. Bakın burada toplayıp ikiye bölüyorsun. Ve ardışıklarda oluyor bu. Peki ardışık değilse bir tane bir tane kayarsa yani karşılıklıysa çünkü dört tane var. Ya ardışık olacaklar ya da karşılıklı olacaklar. Karşılıklılarsa kesişiyorlarsa ne olacak? Dar açı var ya şuradaki dar açı. Dar açı bu sefer de A açısıyla C açısının çıkarttığımızda ikiye böleceğiz. Bu arada hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilmediğim için ne yapıyorum arkadaşım? Mutlak değer içine alıyorum. Normalde mutlak değere gerek yok. Çünkü burası 80, burası 100 ise o zaman 100 eksi 80 yapıp 2'ye böleceksin. Olay bu. Son olarak da arkadaşım ne var? Bir tane dörtgen varsa bu dörtgenin orta noktalarından birleştirilen yeni bir dörtgen yapıyorsam işte bu yeni dörtgenin çevresi benim köşegenlerim var ya köşegenlerim. O AC uzunluğu artı BD uzunluğunun ne olacak arkadaşım? Direkt birebir eşit olacak. Yarısı falan değil direkt birebir bire bir eşit olacak. Niye? Çünkü bakın sadece şu üçgeni düşünürsek burası birebir ayrıldığı için burası 2k ise burası k olacak. Aynısı burada da var. Burası 2k ise burası k olacak. O zaman k k yine 2k. Ne oldu? BD olmuş oldu. Aynısının tıpkını benzeri yukarıda var. Burası bakın AC Burası AC'nin yarısı. Burası bakın AC, burası AC'nin yarısı. İki tane AC'nin yarısı AC'nin ta kendisi eder. Bunu da unutma. Ortadaki şekil ne olacak? KLM ne? Kesinlikle paralel kenardır. Ve top e, çevresi de AC artı B'dedir. Bu arada bu elemanlar birbirine paralel e, kenarlar, köşegenler birbirine eşitse bu eşkenar dörtgendir. Ve köşegenler dik kesişirse bu bir dikdörtgendir ve köşekenler hem dik kesilir hem eşitse o zaman da burası karedir dedik. Bunları unutmuyorsun aklında olsun. Geldim yamuk konusuna. Yamukta bilmem gereken üst tabanla alt taban birbirine paralel. Ve ve buralar ortadan kesilmiş ikiye ayrılmışsa bu EF orta taban. Bunu da unutmuyorum. EF aynı zamanda orta taban dediğimiz ve matematikte ve geometride orta her zaman toplayıp ikiye bölmektir. Mesela bakın 5 ile 3'ün ortası nedir? Bilmiyorum topla 2'ye böl. Gördün mü? Toplayıp 2'ye bölersen her zaman ortayı bulursun. Matematikte ve geometride ortayı bulmak toplayıp ikiye bölmektir ve unutma arkadaşım yukarısı aşağıya paralel olduğu için alfa beta alfa beta xy. Neden hocam burası da alfa beta değil? Çünkü farklı uzunluklar olduğu için burayı da söylemiş oldum. İkiz kenar yamuğa geçtim. Ayrı ayrı 180'ler nereden geliyor kural? Z kuralından yaparsın ya da direkt C kuralı ya da U kuralı diyebilirsin. İkiz kenar yamukta şunu bilmeni, bilmelisin. Buradaki iki tane açım üstteki iki tane açım birbirlerine eşitler. Yani bu ikisi eşit bu da ikisi eşit. Aynı zamanda tabii ki de köşegenler de eşit. Aynı zamanda köşegenler kesiştikleri noktalardan altı ve üstü de ayrı ayrı birbirlerine eşit. Daha önemlisi yamuk ikiz kenar yamukta sağ soldaki paralel olmayan kenarlarda birbirine eşittir arkadaşım. Bunu unutmuyorsun. İkiz kenar üçgen olduğu için şu açılar eşit. İkiz kenar olduğu için bu açılar da nokta 3. Bakın bunlarla aynı olacak. Niye? Z kuralından dolayı. Bu nokta ise bu da nokta olacak. Dik yamuk vardı. Dik yamukta da bilmen gereken ne var arkadaşım? Bir kenarı paralel olmayanlardan bir tanesi dik olacak. Nereye? Tabanlara. O alt taban ya da üst taban hiç fark etmez. Dikliği söyledikten sonra haşin karesi nedir? Bu arada onu unutmaman lazım. Haşin karesi nedir? A çarpı C'dir. Neden? Şuradan bir paralel çekersem kime? Buna. Paralel çektiğim anda bu C buraya gelir. E, 90'dan şurası 90 gördüğün gibi. O zaman ne olmuş oluyor? 90'dan 90 inmiş olduğum için. Niye 90 bu arada? Paralel olduğu için. Burada 90 olduğu için burası 90. 90'dan 90 inen şey öklittir. Öklitin temel kuralı da yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. Devam ediyorum. Yamukta bitmiyor çünkü. Yamukta ne var arkadaşım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kuralım var. Sonra paralel kenara geçiyorum. Yamukta başka bilmen gereken ne var? O da şu. Bir paralel, bir yamukta orta taban çekildiğinde köşegenler de birbirini keserek gösterdiğinde burada şuradaki EK ile LF birbirine eşittir. Onu bir yazalım. EK ile LF birbirine eşittir. Ve aynı zamanda bunlar nedir biliyor musunuz? E, K ile LF. Tam orta noktası olduğu için A'nın yarısıdır. A bölü 2'dir. Peki bu arada ne dedik? E, K ile LF birbirine eşittir dedik. Bunu söyledik. İkisinde de söylemiş olduk. Zaten birbirine eşit oldukları için burası da A bölü 2 dedik. Peki K, K L nedir K L? de C eksi A bölü 2'dir. C eksi A bölü 2'dir. Neden? Çünkü burası C olduğuna göre şu K de C bölü 2 olduğu için burada da böyle bir mevzu var. Geldim buraya. Alan nedir alan? Alan yükseklik çarpı orta tabandır arkadaşım. AC bölü 2'dir. Yamuğun alanı yükseklik çarpı orta tabandır. Ve böyle bir şey gördüğünüzde bakın dikkat edin. Bu köşelerden karşı kenara tam orta noktasına gelen alan bütün alanın, bütün alanın alan ABCD'nin alan ABCD'nin yarısı olacaktır. Yani burası S ise bütün alan ne olacak? S1 artı S2 de S olacak. Ama aynı zamanda da bütün alanın yarısı olacak. Mesela buraya 10 verdiğinde bütün alan nedir? 10'dur. Mesela burası 10 verildi. Burası 6 ise burası 4'tür. Hemen o, o çıkarımı da yapabilirim. Ve sadece yamukta değil. Bütün dörtgenlerde olan şey iki tane karşılıklı alanların çarpımı birbirine eşittir. S çarpı S. S kare olduğu için S kare A çarpı B'dir. Başka, başka dörtgenlerde de bu geçerlidir. Hiç fark etmez. Mesela da şunun çarpımı, şunda şunun çarpımı işte. Peki yamuktaki güzellik ne? Yamuktaki güzellik de bunlar S1, değil. Ne olacak? Direkt birbirinin aynısı olacak. Ve geldim buraya. Buraya geldim de neyi biliyorum arkadaşım? Bu ikiz kenar ve köşegenleri dik kesişen bir e, yamuk olduğu için buradaki alanımızda ya yüksekliğin karesidir ya da orta tabanın karesidir. Çünkü orta tabanla yükseklik birbirine eşittir. Zaten burada ikisinin karesi birbirine eşit olduğu için orta tabanla yükseklik birbirine eşittir. Neden? Çünkü şunu şuradan çekersem burası 90 olacak. Şurası C olacak. O zaman ne oldu bakın? Şu kenarla şu kenar aslında birliğin... köşegenler. Köşegenler olduğu için de buradan ne yapacağız? Yüksekliğimi bulmuş olalım. İkiz kenar yamuk olduğu için bu arada bunu buradan çekersem de yüksekliğim tam olarak muhteşem üçünden dolayı A artı C'nin tam olarak yarısı oluyor. Oradan da yükseklik çarpı orta tabandan dolayı H da orta tabana eşittir. Orta taban da H eşittir. O zaman H'in yerine orta taban yazabilirim. O zaman A artı C bölü A artı C bölü 2'nin karesi olur. Orta tabanın yerine yükseklik yazarsam da H'in karesi olur. Peki bu e, dik, dik yamukta ne olacak? Dik yamukta da H karenin A çarpı C olduğunu biraz önce de söylemiştim. Şimdi bir kere daha hatırlatmakta hatırlatmak da fayda var arkadaşım. Hemen şu sayfayı alalım ve geçelim. Paralel kenara geldim arkadaşlar. Ne var? X, Y, X, var. Paralel kenarda bütün kenarlar paralel olduğu için sağa sol da paralel olduğu için o zaman X ile Y'nin toplamı 180. X ile Y'nin toplamı 180. Ve yukarılar aşağılara sağlar sollara paralel olduğunu görüyorum. Geldim buraya. Burada ne var arkadaşım? Alan ABC'de de ne var? Yine bize paralel kenarın alanını söylüyor taban çarpı yükseklik bölü 2 derdik. Ama burada üçgenin iki katı olduğu için ya da yamuğun direkt alanı taban çarpı yüksekliktir. Sadece buradan değil şuradan da bakabilirsin. H çarpı H, e, B çarpı HB olacak. Ve paralel kenarda unutma köşegenler birbirini ortalar. Köşegenler birbirini ortalar. Nasıl yani hocam? Köşegenlerin kesim noktası nedir arkadaşım? İki tane ayrı iki tane ayrı parçaya ayıracak köşegenleri. Peki DKJ'nin alanı ne? Gördüğün gibi taban çarpı yükseklik bölü 2'den öbür küsünün alanı A çarpı H bölü 2'di. Bu da A çarpı H bölü pardon bu tamamı A çarpı H'tı H'aydı. Burada da A çarpı H'a bölü 2 olacak. Ne yapacak? Çünkü sadece bize üçgen soruyor. Aynı zamanda da bunu ne olarak bilebiliriz? Bize direkt hangi nokta olursa olsun fark etmez. Bakın K'nın burayı ikiye bölme gibi lüksü şey yok, derdi yok. O zaman ne oluyor? Alan ABC'nin de yarısı oluyor. Alan ABCD'nin de yarısı olmuş oluyor. Şimdi hızlıca geçelim. Ne var? Eşkenar dörtgende deltoid var. Eşkenar dörtgen özel bir paralelkenar. O yüzden arkadaşım köşegenler açı ortaydır. Bakın şu çift çizgi, şu çift çizgi. Daha doğrusu çizgiler. Buralarda nokta ise burası da noktadır dedim. Bunu söyledim. Açı ortaylarda. Ve köşegenler nedir arkadaşım? Birbirlerini dik keser. Aslında aynı zamanda da ortalar. Yani köşegenler birbirini dik ortalar. Köşegenler birbirini dik ortalar dedim. Ve bunu da geçtim. Geldik alan kısmına. Alanda ne var peki? Alanda kesinlikle tabanım A ise yüksekliğim H ise aynen paralel kenardaki gibi A çarpı H var. Ama aynı zamanda da şunu söyleyebiliriz. Biraz önce dörtgenlerde söylediğimiz bütün dörtgenlerde geçerliydi. Köşegenler çarpımı yani AC çarpı BD ne olacak arkadaşım? Köşegenler çarpılıp hemen bölü 2 yapacağım. Niye? Bu bölü 2 baştaki bir bölü 2'dir. Ve sonda bir tane sinüs alfa vardır. O sinüs alfa da buradaki 90 olduğu için o zaman trigonometre hatırlıyoruz. Sin 91'di geçtim. Bir de de zaten çarpmaya göre etkisi elemandır. İstiyorsan yaz, istiyorsan sil. Geldim buraya. İki tane, iki tane ikiz kenar üçgenin tabanları aynı iki tane ikiz kenar üçgenin birbirine bağlanmasıyla oluşan delta çekti çıkıyor karşıma. Burada da bilmen gereken şey. Yüzde yüz köşegenler birbirini kesiyor. Birbirini ortalamıyor. Sadece büyük olan küçüğü ortalıyor. Öbürküsü tam ortadan geçmiyor. Ne yapıyorsa yapıyor artık. O zaman bir de şunu bilmem lazım. İkiz kenar üçgen oldukları için 90'a inen yani tabana inen dikme aynı zamanda açı ortay ve kenar ortaydı. Onu da göstermiş olduk. Ve aynı zamanda yukarıda da aynısı geçerli. Bunu da söylemiş olduk. Bir de A artı B, A artı B olduğu için buradaki açılarda birbirinin aynısı. Geldim son maddeme deltoid ile ilgili. O da şu. Köşegenler dediğin gibi AC çarpı BD olduğu için AC çarpı BD olduğu için burası da ne olacak arkadaşlar? Bölü 2'yi de unutmayacağız. Köşegenleri çarpıp bölü 2'yi unutmayacağız dedim ve geçtim. Nereye geçtim? Dikdörtgenle karaya geçtim ve sonrasında da artık sorularıma geçeceğim. Dikdörtgende ne var arkadaşım? Bu da özel bir paralelkenar olduğu için burada burada tek bilmen gereken şey demeyelim birkaç tane daha var ama en önemlisi bu köşegenler ne olacak? Birbirlerini ortalayacak ve birbirlerine eşitlerdir. Aynı zamanda iki tane açımız var toplamda. Bir nokta açısı var ki İkiz kenardan dolayı burası da vardır. Z'den dolayı burası da vardır. İkiz kenardan dolayı burası da vardır dedik. Aynısının tıpkısının benzerini ne yapabilirim? Nokta açısıyla da yapabilirim. Ama ne yapıyorum? Şu an yapmıyorum. Çünkü noktaları gösterdiğim için yeterli. Köşegenler birbirine eşittir. Birbirini ortalar. Çevresi A artı B'den iki tane olduğu için iki katı. Alanı nedir alanı? Alan da A çarpı B'dir. Ve şunu gözden kaçırmayalım. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bu bir kare olduğu için köşegenler açı ortaydır. Evet doğru. Biraz önceki gibi hatta daha özel bir dikdörtgen bu. O da ne? Bütün iç açıları birbirinin aynısı. Ee, bir açı ortay birbirini ortalıyor ve dik kesiyor. Bunu unutma. Yani dik ortalıyor diyebiliriz. Bunu da ee, söylemiş olalım. Çevre ABC nedir? Çevre ABC dört tane A'dır. Alan da A karedir dedik. Ve bu soruyu da bitirdik. İşte karşımda sorular. Şimdi... Yazılı sorularına başlayacağız. Güzel bir şekilde ve sonra 10 sorudan sonra... ...bir tane de ödülü soru. Onu da yapmaya çalış. Çünkü o da yazılıda çıkabilir. Sonrasında da... artı seni sınavına uğurlayacağız yavaştan. Bu arada sorulara başlamadan önce... ...şunu söyleyeyim arkadaşlar. İkinci dönem... yazılı notlarınız elinizde vardı. Olmayanlar zaten isterse... ...bakabilirler. Tekrardan... ...mağazada vardır. Alabilirsiniz. Burada arkadaşlar notları bir kere daha göstereyim. Son sınavda... ...burada hazır bir şekilde şunlara... ...bir göz atarsınız diye düşünüyorum güzel bir şekilde bakarsınız. Bu arada son konumuz e, dörtgenler değildi. Katı cisimler de vardı ama inşallah oraya da orayı yetiştiremeyeceğini düşünüyorum hocaların. Çünkü çok erken iki haftada biliyorsunuz malum e, üzücü olay depremden dolayı yapamamıştık. O yüzden çoğu öğretmenimiz son konuyu sınavlara kadar yetiştiremeyeceğini düşündüğümüz için sadece dört, dörtgenler ve çokgenler yaptık. Şimdi arkadaşlar sözü fazla uzatmayıp başlayalım. E, bu notları da takip edersiniz diyelim. Bir çokgenin üç iç açısının ölçüsü 102, 110, 108 ise Diğer iç açıların ölçüleri eşit ve 150 olduğuna göre bu tarzda bir soruyu bence hocalarımız sınavda %100 soracak. Çünkü niye? Zaten çokgenlerle ilgili bir şey soracaksa ya beşgen altıgen verecek ya da bu tarz soracak. Bu yüzde %100 soracağını düşündüğüm için bunu buraya koydum. Peki nasıl yapacağız bu soruyu? Dediğim gibi iç açıların ölçüsünü bulmak yerine dış açılardan rahat yapabiliriz. Çünkü iç açılar kaç kaç tane kenarlı olduğuna bağlı olarak bir formül vardı. Ama burada yok. Niye? Çünkü bakın bunun dış açısı 78 derece. E bunun dış açısı 70 derece. Bunun dış açısı 62 derece. E Peki diğer açıların ölçüleri eşitse ve 150 ise o zaman bunların her biri de 30 derece midir? Peki kaç tane var? Bu çokken kaç kenarlıdır diye sorduğu için ben en kenarlı dersem en kenarlı dersem o zaman 30 çarpı 3 tanesi burada olduğuna göre n-3 artı 78 derece artı 70 derece artı 62 derece olmuş olacak ve buradan da dış açılarımın ölçüleri toplamı 360 dereceyi bulmuş olacağım. Peki arkadaşım 78 62 daha ne etmiş oldu? Ortalaması 70 olduğuna göre 140. Bu da 210 etti. Attım karşıya 150 kaldı. Bakın 30 derece çarpı n-3 nedir arkadaşım? 150 derecedir. Her tarafı 30 dereceye böldüm. N eksi 3 eşittir 5 olduğuna göre N eşittir 8 diyerek ne yaptık? Biz kenar sayısına da en kenar dediğim için 8 kenarlı olduğunu bulmuş oldum. Ve ilk yazılda çıkabilecek sorumuzda yapmış olduk. Geldik diğer soruma ve burada demiştim ki ise beşgen ve altıgen sorabilirler demiştim. Daha çok açı olarak. O yüzden de hocalarımız yazılda kesinlikle beşgen ve altıgeni kullanacaktır ki çünkü ÖSYM de en çok beşgenle altıgeni kullanıyor. Devam edelim bakalım. Bakın ne demiştik kuralları anlatırken? Beşgenin iç açıları ölçüsü 108, altıgeninki de neydi? 120 idi. Unutma. Beşgeninki 108, altıgeninki 120 idi. E o zaman şuradaki açım nedir arkadaşım benim? Buradaki açım 108 derecedir. Peki şuradaki açım nedir? Burası 120 derecedir. E buradaki açım nedir? Buradaki açım da yine 120 derecedir. Şimdi yalnız bize bunu sormuyor. Şurada 108, 120 var. Şurada da bakın aynı ortak kenara sahip oldukları için alfa ile alfa var. Unutmayın. E peki 120, 108. Normalde bunlar 120, 120, 120, 123 tane 120 idi. Bu 120 tamam. Ama bunun 120'nin 12'sini yemişler. O zaman şurası ne olacak? 132 olmuş oldu. Şimdi arkadaşım çok dikkat et. Burayı ben neden buldum? Neden alfayı bulma ihtiyacı duyuyorum? Çünkü bu da dikdörtgen olduğuna göre. Bakın düzgün altıgen, dikdörtgen, düzgün beşgen. E burası dikdörtgen olduğuna göre şu alfayı bulursam 108 alfa 90 x kalıyor. Demek ki bilinmeyen sadece x kalmış oluyor. 132 kaçla toplarsak 180 eder? 8 ile toplasak 140. 48'miş demek ki. O zaman buraya da ne diyorum? 24'e 24 diyorum. E bu açım 24 ise x artı 108 derece artı 24 derece artı 90 derece eşittir. Bir tam açımı Evet tam açı da 360 olduğuna göre. O zaman 90 çıkardım 270. 100 çıkarsam 170. 32 çıkarsam 138 olarak cevabı bulmuş olacağız arkadaşlar. 138 derece olarak x'i bulmuş olur. Bir daha söylüyorum. 90 çıkarsam 270 yet... 90 çıkarsam 270 100 çıkarsam 170 8 artı 24 32 170'ten 32 çıkarsam 138 olarak x'i de bulmuş olurum arkadaşlar dedim ve bu sorumu da patlattım bitirdim işte bu kadar devam edelim bu arada <laughs> hoca sorar altta kaldı hemen bakın o kadar hızlı çektik ki hoca sorar böyle gitti geldi yani hemen devam edeyim bakayım ABCD dörtgeninde ac dikmiş bd bakın bu nedir bir dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa o zaman orada karşılıklı kenarlar neydi? Kareleri toplama birbirine eşitti. Bunu biliyorum. Sanki soruda bana orayı götürecek. Bunların eşitliğini vermiş ki bura 90sa şura 90'dır. Şura 90'dır, şura 90'dır. 90'dan kenar orta inersen muhteşem üçlü olurdu ve bunlar da x'e x olurdu. Şimdi geldim soruma. Gördüğün gibi köşegenler dik kesişmiş. Köşegenler dik kesişmiş. Ve bu sebepten dolayı arkadaşım köşegenler dik kesiştiğine göre o zaman ne olmuş arkadaşım? Köşegenler dik kesiştiğine karşılıklı kenarların kareleri toplamı bir neşe olacak. Hemen patlatalım. 9'un karesi artı 2x'in karesi eşittir 3'ün karesi artı 11'in karesi etti. E 9'un karesi 81. 2x'in karesi 4x kare. 3'ün karesi 9. 11'in karesi 121. Şimdi bakın şöyle yapın 121 ile 9'u toplama sakın. Niye? 121, 81 bu tarafta 40 kaldı. E 49, 49. O zaman 4x kare eşittir 49 sa. x kare eşittir ne olacak arkadaşım? 49 bölü 4 olacak ki her iki tarafı köke alırsam buradan da ne biliyorum? x kare köke alındığında x olur. Burası da 49 olduğu için 7. Aşağısı da 4 olduğu için 2 olur ve 7 bölü 2 diye cevabımı bulmuş olurum. Bu soru tarzında da sınavda bence hocalar bu, bu arada kağıt boşuna gitmemiş. %100 böyle bir soru soracak. Çünkü zor değil ama kolay ve işlem gerektiriyor. O yüzden de bence böyle bir soru bilgi sorusu sorulabilir aklınızda olsun. Geldim yamuk soruma. Yamukta bakalım ne yapacağız? Bu bir dik yamukmuş. Gördüğün gibi ben şurayı görünce dik olduğunu anladım. Tabii ki de paralel olduğu için yukarısı da diktir. Peki ortadan ikiye ayrıldığına göre şu F noktası BC'yi o zaman ben de onun üstüne şuradan bir orta taban çizeyim. Orta taban çizersem ne olur? Burası bir kere dik olur. Çünkü dik geldi. Orta taban çünkü paralel gelecek yukarıya aşağıya. Ve aynı zamanda 15 artı 9 24. 24'ü 2'ye böldüm. 12. Ye. Bak şimdi dostum burası 12 ise burada çok güzel bir üçgen var. Hangi üçgen o? 12, 13. Tabii ki de 5, 12, 13 var. Peki 5, 12, 13 varsa şu x'i şuradan sileceğim. 5, 12, 13 varsa bilmem gereken çok önemli bir kural var. Biri bir ayrıldığına göre paralellikten dolayı burası da bire bir ayrılacak. O zaman şu uzunlukta 1 artı 5'ten 6 ise aşağısı da 6 olacak. Bu arada x dediğim şey neydi? Onu bir daha yazayım aşağısı 6 olduğuna göre x eşittir 5 artı 6'dan dolayı x eşittir nedir 11'dir dedim ve bu soruyu da güzel bir şekilde bitirdim. Yine söylüyorum orta taban ikiye bölme durumu varsa orta taban çekmeniz elzemdir önemlidir çekmelisiniz ee, ve çektikten sonra dik e, yamukta özel bir üçgen çıkacağına eminim bunu da aklınızda kalsın bunu da söylemiş olduk. Geldik bir başka yamuk sorusuna. Yamuk sorusu çok olabilir sınavda. Çünkü yamuklar gerçekten konu bakımından anlattığımız özellik bakımından fazla olduğu için o yüzden böyle bir şey olabilir. Biz de ona göre soruların ağırlığını verdik. Gördüğünüz gibi ikiz kenar yamuk ve 90 var burada. Hemen ben şöyle bir şey yapsam ne olur? Şuradan bir dik indirsem. Kesinlikle şu an bir şey gelmez. Ama görünmez bir şekilde şuradan da bir dik indirsem. Çok fazla karalamak istemiyorum. 12 hop diye aşağı düşer mi? Düşer. Bak şimdi. Burası 12 olur. E peki bu adamlar ikiz kenar olduklarına göre, yükseklikler eşit olduğuna göre, o zaman ikiz olan kenarlarda birbirine eşit olduğuna göre e, burada ne olacak? Be eş üçgenler olacak. Eş üçgenlerse bunların tabanları aynı olacağı için 12 8 kaldı 20'den dolayı. Şurası 4, şurası 4 olacak. O zaman burası 4 ise burası da 4 ise şu parça 16 oldu. Peki 16 olması bana ne kazandırır? şöyle bir şey kazandırır ki burası 90 90'dan 90 indi burası 4 burası 16 90'dan 90 indince bu videoda da söylemiştik Öklit'in temel kuralı haşin karesi eşittir 4 kere 16 4 kere 16 60, 64 olduğunu biliyorum o zaman h dediğim şey ne çıktı 8 çıktı h 8 çıktığına göre benim yamun alanı kolaydı Yamuğun alanı eşittir. Alan ABC'de ne olacak arkadaşım? Orta taban çarpı 12 artı 16 bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklik neymiş? 8'miş. O zaman bakıyorum 12 artı 16 28 bölü 2'ye 14. O zaman cevabım ne çıktı? 14 çarpı 8. 10 tane 8 80 eder. 4 tane 8 32 eder. O zaman cevabım 112'dir dedim. Bunu da bitirmiş oldum. Bu arada ben nereden çıktı arkadaşlar 16? 16 değil ki. Benim tabanım 20. O zaman 20'ye göre yapacağız. Şurası 20 olacak. 20 artı 12, 32. Bölü 2, 16. 16 kere 8'de ne olacak arkadaşlar? 16 kere 8'de 2 tane 8 ekleyeceğim. Yani 16 ekleyeceğim. O zaman da 120, 8'i bulmuş olacağım. Şurada bir an gözüm 16'ya kaydı. Sanki tamamı 16'ymış gibi. Alt tabanım 20, üst tabanım 12 olduğunu bildiğim için bu soruda da ufak hatamı hızlıca düzelttim. Siz sakın yazılıda bu böyle bir hata yapmayın. Bu da size örnek olsun. Yani biz doğruyu göstermiyoruz. Yapabileceğin hatayı bile gösteriyoruz arkadaşım. Bu <laughs> da aklında olsun. Geldim paralel kenar mevzusuna. Paralel kenar mevzusunda ben konu anlatımında buna çok değindim. Büyük ihtimal hocanız da çok değinmiştir. O yüzden bu soru çok önemli tarzda bir soru ve sınavda yazılıda da sorulur arkadaşım. Yazılı da %100 sorulur bu soru. Aklında olsun. Şimdi bak ne yapacağız peki bu soruda? Ne yapacağız peki bu soruda? Bakın AB EF'ye paralel diyor. AB EF'ye paralelse ve DC'ye de paraleldir bu arada. O zaman ben bu paralelliği kaybetmeden yazayım. Kaybetmeden çizeyim. Kaybetmeden çizdim. Peki çizersem ne oldu? Burası da paralel oldu. E paralelse Z kuralından dolayı burası da tek çizgi. Burası da Z kuralından dolayı. Burası da tek nokta. E, i̇ki çizgi, iki nokta toplamları 180'di. İkiye bölersem tek çizgi, tek nokta 90 ki zaten buradan da gözüküyor. O zaman burası sana 90 olur. 90 olurken de ikiz kenar ve muhteşem üçlü olur. Muhteşem üçlü olursa da ne biliyorum? 90'ı bildiğim için 12, 16 hangi üçgen var? 20 üçgeni var. 3, 4, 5'in 4 katı. 3'ün 4 katı 12. 4'ün 4 katı 16. 5'in de 4 katı 20 olduğu için o zaman burası 10, burası 10, burası da 10'dur. İşte bu. Burası da 10'dur. Niye muhteşem üçlü? E burası da 10'dur. Ayırdığı parçalar eşit. E burası o zaman e 10 10 20 ise bu taraf da 20. E burası 10 15 25 ise burası da 25. E burası 10 15 25 ise paralellikten dolayı burası da 25. Bana çevre ABCD'yi soruyor. Çevre ABCD'yi bulmak çocuk oyuncağı oldu. Çünkü iki tane 20 artı 25 var. Bu soruyu da bu şekilde bitirmiş olalım. Çevre ne çıktı buradan da? Çevre eşittir. 90 çıkmış oldu. Bu arada 90 ne? Santimetre olacak cevabımız. 90 santimetreyi bulduktan sonra da artık soruyu fazla uzatmaya gerek yok. Bundan çokça bahsettiğimiz için yazılıda da sorulacağını bildiğimiz için burada hatırlatmasını yapmış olduk. Geldik eşkenar dörtgene. Bakın mümkün olduğunca hepsinden soru var. Eşkenar dörtgene geldiğimde çok dikkat etmem gerekiyor. Neye dikkat etmem gerekiyor? Köşegenler dik kesişiyor. Onu biliyorum arkadaşım. Köşegenler dik kesiştiğini biliyorum. Şimdi peki köşegenler dik kesişiyorsa ben başka ne bilebilirim? Ne yapabilirim? Bir kere köşegenler dik kesişiyorsa şunu şuradan bir çekeyim. Çektiğim anda köşegenler dik kesişiyor. E ben neyi biliyorum? 3 4 5'i biliyorum. Peki şurası alfa mı? Alfa. Şurası beta mı? Beta. O zaman yazalım bir. Alfa, beta 90. Alfanın karşısı 3. Betanın karşısı 4. 90'ın karşısı 5. E şurada bir çeyrek eşkenar dörtgen var. O zaman burası alfa burası beta. E sen 90'ın karşısını biliyorsun. 6 artı 4'ten 10. Ha, oran 1'e 2. O zaman burası ne olacak? Betanın karşısı 8. Betanın karşısı burası değil. Buradakinden bahsediyorum. O zaman burası 8 olmasın. 3 olması lazım. Devam ettim. O zaman alfa'yı gören de 6'nın iki katı, şey 3'ün 2 katı 6 olmuş oldu. O zaman alfa'yı gören de 6'dır. Bize paralel kenarın alanını soruyor. E burası 6 ise paralel diyorum. Eşkenar dörtgen alanını soruyor. Eşkenar dörtgen hem ortalar hem de dik keserdi. O zaman burası da 8, burası da 8. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? AC dediğim köşegen benim için 16 santimetre. E peki BD dediğim köşegen benim için kaç santimetre? Hemen bakıyorum B, O da 12 santimetre. E dik kesişen bir dörtgen. Köşegenler dik kesişen dörtgen. O zaman arkadaşım köşegenler dik kesişiyorsa biz ne diyorduk alanda? Alan A, B, C, D eşittir. Köşegenlerin çarpımı diyorduk. Köşegenlerin çarpımının yarısı bu arada. Unutmayalım. Ağzımdan direkt çarpımı diye çıktı ama. Hayır. Yarısı olacak. E 16, 12 daha. 8, 8 kere 12. 96 santimetre kare olmuş olacak. İşte bu kadar arkadaşım. Bunu da söylemiş olduk. Böyle benzerlikler olabilir. Gözden kaçırmayın. Bunu da aklınızda tutalım. Güzel bir şekilde sorularımızı anlayıp sınavda inşallah uygulayalım. Şimdi de deltoid sorusuna geldik arkadaşlar. Deltoid'den de soru yapalım. Deltoid'in müthiş özelliği neydi? Köşegenler dik kesiyordu. Onu unutmayacağım. Bu arada BD 16 demiş. E bu arada bir de AB eşit eşitlemiş. Evet burası zaten deltoid'den dolayı. Bu da deltoid'den dolayı. Onu da biliyorum. Bir de E ile F orta noktalar demiş. Bak çok dikkat. Bu soru tarzını ilk defa gören arkadaşlar. Çok dikkat etsin. EF F orta noktaysa ben bunun tam karşısından bir orta nokta da alırım. Birleştiririm. Orta nokta alırsam BD neymiş BD? 16'ymiş. 16 ise 16 şurası 8'dir. Niye? Çünkü bunlar birebir ayrılmışlar. Yani 1'e 1, 1'e 1. Orta taban oldu. BD 8 ise burası da 16 oldu. E 16 ise burası 8 oldu. Pardon. Şimdi burası da zaten kendi içinde bir eşitlik vardı. O zaman şunu da şuradan çekerim. Burası da buna dik olur. Neden dik olur bu arada? Çünkü bu adamda şurada görünmez bir köşegen var ya. Hatta onu da çekeyim. Bu arada tam buradan kesmek zorunda değil. O zaman bunu çektiğimde gördüğüm buraya dik geliyor. Bak şimdi. Peki bu adamı ben buna paralel çektim mi? Evet. E bu adamı buna paralel çektim mi? Evet. O zaman otomatikman paralelleri dik kesişenler kendi de dik kesişir. Bak dik kesişti. Burası 8. Onu biliyorum. Yalnız ben AC uzunluğunu bilmiyorum. Ama deltoidin alanından dolayı AC deltoidin bir köşegeni e, diğer köşegen 16. E bölü ikisi bunun neyi veriyormuş? Hac, e, alanı veriyormuş. Alan da 240 olduğuna göre o zaman 240 ise şurayı 8'e böleyim, burayı 8'e böleyim. 2 kaldı. 8'e bölersem 30 kaldı. Çok güzel. Şu ikiler de birbirini götürsün. Gördüğün gibi AC ne çıktı? Hoppalak demek 30 çıkmış oldu. 30 nedir ama? 30 santimetredir. E peki orası 30 santimetre ise? Bakın burada da birebir birebir var. E burası 30 ise taban. O orta tabanda ne olacak arkadaşım? 15 olacak. Soruya bak sen. Bak bak. Çakallığa bak soruda. EF uzunluğu nedir diyor. EF uzunluğunun burayı 8 buldum. Burayı 15 bulduğuma göre o zaman hangi üçgen vardı özelinde? 8, 15, 17 üçgeni vardı. Ve cevabımda ne yaptım? 17 santimetre olarak bulmuş oldum. 17 santimetreyi de yapmış olduk arkadaşlar. Bu güzel şekilde bitirmiş olduk. Şu an yapmadığımız ne kaldı? Bir dikdörtgen bir de kare var. A da sana dikdörtgen geldiği... Çevre uzunluğu 40 santimetre olan ABCD dikdörtgeni 7 eş parçaya ayrılmıştır. Bakın 7 eş parçaya ayrılmış. Çevre uzunluğu 40 santimetreymiş. Peki arkadaşım, peki ben ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Buraya x dersem, buraya x dersem, buraya x dersem, buraya x dersem şurası x, burası x, burası x olmayacak mı kısa kenarlar? Olacak. O zaman kısa kenarlar x'e gördüğün gibi uzun kenarda 3x olacak. Buraları da o zaman 3x yazabilirim. E buranın tamamı kaç? 7x. E burası kaç? E 3x. Bakın 3x bunu da söylemiş olduk. Bize ne soruyor soruda? Çevresi dikdörtgeni 7 eş parça ayrılmış. Bu arada A, B, C, D dikdörtgeni 7 eş parça ayrılmış ve çevre uzunluğu da 40'mış. Bir dakika şimdi. E, 3x var. 7x var. Bunlardan birer tane daha var. O zaman bu çevre ne olmuş arkadaşım? 20x'miş zaten. 20 x'e o zaman x eşittir. Bu arada buna 40 diyelim. Çevre 40'tı. x eşittir ne olmuş oldu? 2 olmuş oldu. x eşittir 2 ise arkadaşım. x eşittir 2 ise bunu bulduysak. Bize diyor ki alan ABC'de nedir? Alan ABC'de de alan ABC'de yazalım. ABC'de. Biraz önce çarp, topladığımız alanları şimdi çarpacağız. 3x çarpı 7x olacak. Çünkü o da kenar. Bunları da söyledikten sonra 2 ile çarpacağız zaten. X 2 bulmuştuk. 6 çarpı 14'ten dolayı 84 bulmuş olduk arkadaşım. İşte bu kadar. Bu sorunun cevabı da 84. Hatta ve hatta şeyini yazalım. Santimetre kare diye görmüş olduk. Geldik son soruma. Bu sorumda ne arkadaşım? Kare sorusu. Bu karede de ne yapacağız? Ne bileceğiz? Kesinlikle ve kesinlikle neyi biliyorsun? ...köşegenler birbirini dik kesiyor... ...ve ortalıyor. Bak köşegenler birbirini dik kesiyor ve ortalıyor. Peki ortalıyorsa... ...ben şuraya A dersem... ...şurası 90 ya... E, ...burası A artı 2 oldu. Burası A artı 2 değil mi? Evet. Peki şurası A artı 2 değil mi? Çünkü köşegenler neydi? Dik ortalıyor ve birbirine eşitler. O zaman burası da A artı 2 oldu. Bu nasıl bir üçgen ya şuradaki? Nasıl bir güzel dik üçgen böyle ya? A, A artı 2 10 diye... Sanki 3, 4, 5'in iki katı 6, 8, 10 var mı? Var sanki ya. 6 burası, 8 burası. O zaman ne diyoruz? Bize de yamuğun alanı soruyor 8, 8. 8 kök 2 oldu. Buradan da alan ABCD'ye bakıyorum. Alan ABCD eşittir. 8 kök 2'nin karesi olmuş oldu. Buradan da ne gördük? 8, 8, 64. E, kök 2, kök 2, 2. 64 ile 2'yi çarparsam 128 olarak bulmuş olacağım cevabı. İşte bu kadar. Bunu da halletmiş olduk. Arkadaşlar bitirmiş olduk. Lütfen sınava hazırlığınızı iyi yapın. Notlarınıza iyi bakın. Bu videoda anlamadığınız yerleri konu videosunu tekrar izleyerek yapın. İnşallah yazılıyı son güne bırakmayın. Ve çok güzel bir şekilde sınavınız geçsin inşallah. Sınavda şimdiden Allah zihin açıklığı versin diyelim. Ve yazıldan başarılı olmanı dilediğimi biliyorsun zaten. İşte karşında ödüllü soru. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Like butonunu kırmayı unutmuyorsun. Sizleri sevdiğimi hiç unutmuyorsunuz. Ve o zaman ne diyoruz? Sınavda başarılar.